Herkese merhaba. Ben Çağan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda aslında başıma gelen bir problemi nasıl çözdüğümü sizlere anlatmak istedim. Şöyle ki, mix için bir proje geldi ve şu an e, vokaller üç farklı yerde kaydedilmiş. E, bu iş yurt dışından geliyor. E, Almanya'da vokallerin bir kısmı, İstanbul'da bir ikinci kısmı, e, İstanbul'da başka bir stüdyoda da üçüncü kısmı kaydedilmiş ve bu üç kaydın içerisinden de bir kayıt yani bir tek yaratılmış. Eskiden olsa böyle bir durumda muhtemelen 3 kaydı da silip yeni bir kayıt yapıp onu kullanmamız gerekiyor olacaktı. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte böyle bir problemi çok hızlı ve basit bir şekilde nasıl çözebiliriz? Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle bu problem için bir EQ kullanacağız. Nasıl bir EQ kullanacağız? Match özelliği olan bir EQ kullanacağız. Ee, birçok EQ'da artık birçok dijital piyasadaki plugin e, EQ'larda bu match özelliği yani aynısını benzetmesi vesaire gibi çevirebiliriz ee, özelliği kullanılıyor. Fakat ben bu proje için e, izotopu kullanacağım çünkü izotopun EQ matchinin e, fab filtre ve diğer pluginlere oranla daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Eğer siz diğer pluginlerle de e, bunu yapabiliyorsanız tabii ki çekinmeden kullanabilirsiniz. Audio suite üstünden izotop e, EQ meci seçiyorum. Bakın burada Audio suite üstünden kullandım. E, neden olduğunu da anlatacağım. Şimdi bir kaydı duyalım. Bakalım kayıt ne diyormuş. Önce ilk verse'ü dinleyelim. Ben de bilmiyorum bu arada bu kaydın nerelerinin e, farklı yerlerde kaydedildiğini. Sadece hani böyle bir problem olduğunu biliyorum. Sizlerle birlikte ben de bakacağım. Önce bir duyalım

Tamam, çok fazla dinlemeye gerek yok. Şimdi size bu problemden nasıl kurtulabileceğimizi anlatacağım. Bu tarz problemler sadece vokallerde değil. Birçok enstrümanda ve kayıtta olabiliyor. Örneğin e, overhead mikrofonlarken sağdaki overhead mikrofonuyla soldaki overhead mikrofonu farklı olabiliyor. E, kimi zaman imkansızlıklardan bu oluyor. Atıyorum akustik gitar kaydediyorsunuz aslında stereo yapmak istiyorsunuz ama biri farklı biri farklı. Ya da aynı mikrofon fakat farklı zamanlarda satın alınmış yani match pair değil. Ee, o zaman ne yapacağız? Bakın böyle kolaylıkla çözebiliyoruz. Gördüğünüz üzere, Audio Suite'den Ozon Match EQ'yu açtım. Şimdi burada nasıl yapacağımızı anlatayım. Referans tray'imizi yani referans bölümümüzü seçip, ee, Capture edeceğiz. Yani aktaracağız. Yapalım. Capture. I was between you and the river I saw you in dragonflies Unfortunately I went back I saw you then in his eyes Bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi burada bir EQ grafiği çıkarttı bize. Bunlar iki farklı yerlerde kaydedilmiş. Mikrofonlar, preamplar, odalar hepsi farklı. Şimdi ikinci verse gelelim.

Birinci ve ikinci kaydımızdaki bakın EQ farklılıklarını buradan görüyoruz. Şimdi bu sample örnekleri bize yeter. Fine tune denen bu bölümde EQ körlerini birbirlerine benzetmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar benzetebiliyoruz. Unfortunately I trusted them. Truth now, through your eyes, I thought I've lost I saw some in others shiver Now they're swimming in true lies Unfortunately, bye, bye. I trusted them Truth now, through your eyes, I thought I've lost you, Lord I saw some in others shiver Now they're swimming in true lies Unfortunately, I Şimdi ilk versiyonumuzu bir kontrol edelim. I was between you and the Gördüğünüz gibi oldukça benzedi. Bu bana açıkçası yeter. Şimdi hızlı hızlı dinleyerek üzerine bu EQ'yu render ederek yani kaba bir tabirle bu plugin'i üzerine çakarak devam edeceğiz. Hemen bakalım. Other... Buraya gönderelim. Bakın burada var mı duyalım. Truth, no. eyes, I I Kesinlikle. Buraya bakalım. He shutting me deep down to the floor. He shut' me deep down to the floor. I thought I've lost you. He shutting me deep down to the floor. I thought I've lost you. I thought I've lost you. Bakın, da da but if you help me through your dark. Burası da

He's shutting me deep down to the floor I thought, I... I thought I've lost you My fault was that Oh I... lord I thought I've lost you Lord My fault was that I loved him more I thought I've lost you Lord I don't wanna lose you, lose you, Lord, lose you oh. Another shiver, now there's okay. I was between you and the I saw some another shiver, now they're swimming in I saw you in Now they're swimming in true love River, I saw you in dragonflies. Unfortunate eyes, I thought he shut me deep down. To I thought I've lost you, Lord. I thought I've me deep down to the floor. I thought I've lost you, Lord. I thought I've lost you, Lord. I thought I've lost you, Lord. But if you help me through your doors, I'll be forever thought I've lost you, Lord. But if you help me through your doors, I'll be forever lost you, lost you, Lord. But if you help, he shut me deep down to the swimming in true. to the him Neredeyse bitirdik. Ben bunun üzerine şimdi bir parti daha geçeceğim. Biraz daha böyle benzetmek gerekebiliyor bazı yerleri. Ama hani Kısaca bakalım. Mesela birinci verse ve ikinci verse arasındaki fark. I was between you. I saw other o söyleyiş tarzındaki farklılık ayrı bir şey. Ama EQ tonu olarak ne kadar benzediğini sanırım siz de duyabiliyorsunuz. I was between... I saw dijital dünyanın bize verdiği nimetler bu tarz konularda e, inanılmaz işimize yarıyor. Belki eskiden hiç kullanamayacağımız bir kaydı şimdi mis gibi kullanabiliyoruz. Bunun üzerinden bir de noise'umuzu temizleriz. Gain ayarlarımızı da birbirine eşitlersek, vurslar, koruslar vesaire o zaman kullanılabilir bir track haline getireceğiz. Şimdi size bu vokalin noise'unu da nasıl temizlediğimizi anlatmak istiyorum. Bakın burada bütün gain'leri aşağı yukarı birbirine benzettikten sonra ups bakın burada bir noise var. RX d ile çok basit bir şekilde bunu temizleyebileceğiz. Önce learn diyoruz. Yani öğretiyoruz sesin gürültünün ne olduğunu. Bakın gürültü aralığı buralarda. But if you help me through your doors I'll be forever yours I thought I've lost you Lord but if you help me through your doors I'll be forever yours I thought I've lost you Lord but if you help me through your doors I'll be forever yours Gürültü aralığımızı... aşağıya alıp ana okulumuzu yukarıya alarak bu gürültü probleminden de kurtulduk. Bütün parçaya bunu uyguluyoruz. Render diyoruz. Ve bu durumdan da kurtuluyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde üç farklı yerde kaydedilmiş vokali hızlı bir şekilde birbirine benzettik. İçindeki gürültüyü, noise'u temizledik. Ve elimizde harika bir vokal ile e, mikse artık başlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Ben Çağan. Takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.